Ahmet Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar. Programımıza da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür evet. Ahmet Bey, biraz sizleri tanımak istiyoruz. Ahmet Bey kimdir? Sektöre nasıl girdi? Biraz baba sayesinde olmuş. Bahsetmenizi isteyeceğim. Benim dedem önceden bu şirketi yaptı yani. Sonra babam, yani babam geldi. Sonra şimdi ben geldim. Babam yardım ediyorum. Ben liseliyim ama yani babam yani o bu iş yapıyor yani. Yıllardır sektörün içerisinde var. Aynen, aynen. Ve siz üçüncü kuşaksınız. Aynen. Ve deden gelen bir meslek o zaman bu. Aynen, yani 40 yıldan beri diyebilirsiniz. Evet, 40 yıldan beri sektörün içerisinde varsınız. Evet. İlk sanırım kuruluş yeri Suriye'de. Evet, Suriye'de. Biz 6 yıldan beri buradayız Türkiye'de. 6 yıl oldu yani geldiğimizden. Evet, geldik, kurduk işte, fabrikalar açtık. Her şeyimiz burada oldu, vatandaşlık aldık. Çok güzel. Nerede yerleriniz? Biraz bahseder misiniz? Tabii bizim iki tane fabrikamız var Çağlayan'da, İstanbul'da. İki tane de mağazamız var. Bir tane Beyazıt'ta, bir tane de Osmanbey'de şimdi. Hı hı. Evet, açtık, yine açtık. 5 günden beri açıldı. Hem fabrika hem de yine perakende satış olarak. Aynen. Satıyoruz, bir de yani ürünler yaptırıyoruz. Evet. Fabrikalar, bir tane kumaş fabrikası, bir tane de nakış yaptırıyoruz. Biraz modellerden bahsedelim o zaman, neler var? Daha çok abiye ağırlıklı. Sizin deyiminiz de kaftan. Evet, biz kaftan diyoruz ama siz abiye diyorsunuz. Kaftan ne demek? Kaftan yani yani böyle abiye, işte uzun abiye parlıyor kapalı falan, kapalı, evet, gelinlik giyebilirsiniz ve mesela gelinliğe gidecekseniz orada giyiyorsunuz yani. Hı hı. Yani şey olarak. Tesettürlü bayanlara daha çok yönelik ürünler yapıyoruz. Aynen, tesettür olarak, çünkü bu, zaten bu orada doğuda şey yani daha oluyor, daha giyiyorlar orada. Ve abiye, birçok abiyeyi görebiliyoruz. Neler evet. Ön planda, koleksiyon olarak neler yaptınız? Koleksiyon olarak şimdi 2019'da daha şey renkli şey yaptık. Yani biz önceden çok renkler yapmıyorduk. Yani insanlar sevmiyorlardı yani. Evet, renkler daha çok oldu, daha gelişti, daha şey parlak oldu falan. İşte hangi renkler var? Mesela önceden hiç pembe yoktu. Şimdi bir pembe oldu, yeşil yoktu, yeşil oldu. Öyle işte, sadece siyahlar, gri vardı böyle eskilerden gibi. Evet, şimdi ekrular, altın sarıları, griler, birçok rengi görebiliyoruz burada. Renkli bir koleksiyon oluşturmuşsunuz. Aynen. 2019'a hazırlık mıydı bu? Evet. 2019 hazırlık. Biz de burada koyduk. Yani şimdi hiçbir yere görmezsiniz. Hatta mağazaya giderseniz bulamazsınız. Evet, burada yine 2019 koleksiyonunu fuarda görme şansımız oluyor. Evet, biz de sizlere teşekkür ediyoruz o zaman. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim.